hatta dediniz ki şeker meyve meselesi. Tamam, şöyle bir açalım. Açalım. Şimdi bu çok önemli bir şey. Çünkü evet, yazın biz bu güzel rengi yemeyeceğiz de ne zaman yiyeceğiz, ne zaman tüketeceğiz, ne ya, zaman faydasını şimdi anlayacağız. Şöyle bir şey söyleyeyim. Şu kayısıyı görüyorsun ya. Evet. Bu kayısı Mart-Nisan ayında nasıldır? Daha sarıdır. Çağla bademdir. Tabii. Hayır, çağlı gibidir. Tabii. Yani. Çağla serttir badem var, bir de kayısı aynen, çağlası var. Şimdi bak, o kadar büyük bir teknoloji var ki burada. Buradaki zekaya bakar mısın? Yüce yaratan bunu programlıyor. Önce çiçek açıyor. Sonra yaprak açıyor. Sonra kayısı çağlısı oluyor. Kayısı çağlısında şeker yok. Buruk ve kekremsi. Evet. Bununla alakası yok. Alakası. Rengi, tadı, her şeyi farklı. Nasıl şekeri dönüşüyor? Farklı. Onu yediğin zaman vücudun ona ihtiyacı var. Kış sonu burucu etkisiyle yağ eritiyor, toksin atıyor. Sonra bu sararıyor, kızarıyor. Yazın A vitaminine ihtiyacımız var. Beta karoten oluyor, cildi koruyor. Şekeriyle yazınki halsizliğe karşı iyi geliyor. Bir de bağırsakları çalıştırıyor, bir de haz veriyor. Şu mis gibi. Şu kayısı yenmez mi? Yenmez mi? Yani, ne olur yanlış yönlendirilmesin insanlar. Yani çok affedersin, biz Allah'tan daha mı akıllıyız, haşa. Yani Allah bunu bak önce kayısı çağlısı yapıyor, sonra evet, ona dönüştürüyor. Şimdi yani şu nimetlerin güzelliğine bakın, gelin bakalım. Bu meyveler zehir değildir. Heh. Bilinçli tüketilirse aynı gün, biraz bekleteceğim mesela onun elinde. Aynı tabii, gün makarna, pilav, börek ve karbonhidrat, şekerli ürün, hamur işi tatlılar yenmezse, tamam, yenmezse buradan aldığın doğal şekerden korkma. Korkma, vücudun bu kadar buna basit ihtiyacı var. Şimdi hiç meyve yemezsen mutsuz, meyve keyif verir. Ya şimdi keyif şunun kokusuna bakar mısınız? Benim hamileyken muhteşem, tek aşerdiğim şey şeftaliydi kışın, nektarindi. Evet, nektarın şeftali hepsini, her türünü çok çok severim. Evet. Tüylü tüysüz. Bak bu dutlar yukarıda. Ay çok güzel bahçeden, belli. İnanır mısınız biz bulduğumuz noktada oğlum ben eşim ağaçların altına girip bu dutları topluyoruz, yiyoruz i̇şte, hocam. Bu dutlar taze taze ve her gün silkildiği halde böyle harika, bir bereket olabilir mi? Ben de bayılıyorum. Harika. Şimdi bunları kısaca bir üstünden geçelim. Bunu yıkamak lazım mı? Dutu yıkamayın. Dut değil suyu mi sevmez zaten. Ya, tadı gidiyor. Şey, zaten ağaçtan şey geliyor direkt. Ömrü şey bir gün zaten. Şimdi bu kiraz vücutta, özellikle vişne, bana göre bu yılın star meyvesi vişne. Gerçekten neden mi? Neden? Bir kere mor renkli meyveler içerisinde yüksek antioksidan var. Şeker hastaları dahi tüketebileceği kadar düşük şekeri var. Tamam. Aynı zamanda serinletiyor, cildi güzelleştiriyor, güçlü bir antioksidan ve de vişnenin sapı da kirazın sapı gibi, atmayın onları, onlar da idrar söktürür. Tabii. Vişneyi koyun buzdolabına, arada böyle akşam veya ara öğünde yiyin. Soğuk soğuk şöyle. Soğuk soğuk yiyin ve en önemli özelliği vişnenin içinde melatonin hormonu var, uyku getiriyor. Aha. Birinci sırada kızılcık var. Evet. İkinci sırada vişne var. Üçüncü sırada ise kiraz ve papatya var. Harika. Yani sizin yiyeceğiniz bir avuç vişne sizin uykunuzu getiriyor. Tamam. Eskiden çocukken annen sana hiç yapmış. Tamam, benden çok gençsin, kabul. Ama İzmir'de annen sana bir domatesli pilav yanına vişne kompostosu tabii yedirmedi yapma, mi hiç? Yapılmaz mı? Aynen en öyle sevdiğim hele domatesli pilav. Aynen öyle. Vişnede şeker yok. Ben onu şekersiz ve biraz tarçınlı yaptırıyorum. Güzel. Daha güzel. Buz gibi çok da güzel oluyor. Şeker hastaları bile yiyebilir. Çok, muazzam çok bir şifadır. İdrar yollarını temizler, cildi güzelleştirir gibi. Şimdi kiraz ve vişne böyle. Çok güzel. Kiraz deyince rahmetli Sakıp Sabancı aklıma ay, geliyor. En öyle sevdiğim sever miymiş çok. Çok. Ay, Allah rahmet şimdi eylesin. Bu mor erik. Heh. Bu da potasyum var içerisinde. Tansiyon hastaları için bakınız işte bu mor erik harika bir şifa kaynağı. Çünkü bağırsakları çalıştırıyor. Güzel ama en çok önerdiğim etkisi potasyum var. Yazın bende kas krampı oluyor. Heh. Benim tansiyon hastalığım var diyenler için bunu da kompostosunu yapalım. Peki. Biraz tarçın koyun, şeker koymayın. Peki bir şey söyleyeceğim. Bunları böyle yemek yani adet mi önemlidir? Şimdi şeker zehir mi? Yani meyve zehir olabilir mi? Böyle bir şey söz konusu mu? Ya, bu biraz da yaratanı da yani acık da inkar etmek gibi. Yani şimdi ya bu şu güzelliğe en basit bakın, kayısı örneğini verdim. Evet, bakın kayısı tabii çağlısı oluyor, yeşil oluyor, kış sonunda toksin atıyor gibi. Şimdi renge bak. Müthiş değil mi? Kokusunda bayılırım. Şimdi karpuzda likopen var. Tamam. Domates gibi. Prostat kanseri oo, karşı önlüyor. Cildi güzelleştiriyor. Tamam. Ve serinletiyor. Susuzluk hissini karşılıyor. İnsanların bilmediği şu. Hep karpuz diyeti diyorlar ya. Doğru. Karpuzun içerisindeki doğal bir kimyasal madde yağ metabolizmasını ve yağların birikimine engel oluyor. Hmm. Tabii ki bu şu demek değil. Ben tekrar söylüyorum. İki şeye dikkat edeceksiniz. Tamam. Sevgili Ebru Akel izleyicileri. Sağ olun. Şimdi iki şeye dikkat edeceksiniz. Bir,
tok karnına meyve yemeyeceksiniz. Bu kadar. Çünkü tok karnına meyve yediniz mi kan şekeri hızla fırlıyor. Hı hı. Ve siz onu spor yapıp yakmazsanız sonra o hızla insülin salgılatıyor. Ondan sonra daha sonra kan şekeri düşüyor. Yüksek olan şekerde bu insülin direnci oluşuyor. Hı. Ve göbek ve belde yağlanma başlıyor. Ben meyve yerim, gayet de güzel yerim. Ama aç karnına veya ara öğünde yerim. Ve eğer meyve tükettiysem baklava, börek, çörek, pilav, makarna, pasta vesaire tüketmem. Aynen. Zaten bu tüketmem. Varken onlara ihtiyaç da gelmiyor. Çünkü karşılıyor o ihtiyacı. Şimdi şu tez var. Deniyor ki meyvelerin genetiği bozuldu. Eskiden işte portakal şöyleydi. Şimdi çok tatlı. Evet. Evet ama et daha çok bozuldu. Doğru. Hep et ye, et ye, eti. Doğru. İnsanlar agresif oldu. Evet. İnsanların ciltleri sivilceli doğru. oldu. Ete taraftarım ama en çok zehir şu an hayvanlarda var. Haftada kaç gün et öneriyorsunuz? Şimdi şöyle derler ya 40 yaşına kadar hayvanın evet. Hayvanı 40 yaşından sonra hayvanın evet. yediğini doğru. yediği. Kısmen doğru ama ben haftada 2 kere et yerim. İşlenmemiş Hı-hı. doğal eti yakmadan tüketirim. Çok Hı-hı. et yerseniz en çok kimyasal ve zehir şu an aslında ette var. Evet. Çünkü hayvan sürekli suni yemle besleniyor, ilaçlı şeyler kullanılıyor. Esir hayvan, mutsuz, evet. hareket edemediği İşte bu dolaşan tavuktan ete kadar, aynen, süte yani, kadar her şeyi etkileyen bir süreç bu değil mi? Yani bunlar hiç olmazsa antioksidan var. Ette antioksidan yok ki. Dolayısıyla konuşurken dengeli beslenmeyi önermemizde fayda var. Zaten bu işte çok başarılı diyetisyen kardeşlerim de. Onlar da 6 Haziran Dünya Diyetisyenler Günü'ydü. Hepsini Taylan'ı, Selahattin'i, Dilara'yı, hepsini kutladım. Çok sevgiler Berinciğime. Hepsine budur aklımıza aynen. gelen gelme. Herkese çok hepsine sevgilerimiz. Hepsine bir mesaj yollarım. Ne kadar tatlısınız. Tabii. Ondan sonra diyetisyenler de bunun eğitimini boşuna almıyorlar. Tabii. Diyorlar ki meyveyi bilinç ama tok karnına yeme. O gün başka tatlı yeme. Hamur işine dikkat et. Bu kadar basit. Peki kavun, karpuz. Meyvelerin içlerindeki şeker oranları. Yani öyle değişir mi? Şimdi üzüm, muz, tatlı beyaz dut, ondan sonra kavun, karpuz, bunlar şekerli meyve. Peki. Ama vişne, mürdüm eriği, yeşil erik, çağlabadem, şeftali, nektarin, kiraz, sert kütür hamımsı tamam. şeftali ve nektarin, bunlar daha düşük peki. şey var. Şimdi şeker hastası değilseniz, göbek belde yağlanmanız bir şeyiniz yoksa, meyve aynı zamanda antioksidandır. Uh-huh. Yani meyve bir şifadır. Cildi güzelleştirir, kalbi korur, prostatı korur, meme kanserine karşı hepsinin bir şifası var. Tabii. Bunlar boşuna yaratılmadı. Özellikle şu mevsimde karadut, vişne. Karadut, vişne, karadut, vişne diyorum. Ay çok seviyorum ben. Morlarda şifa var evet. mor meyveler. Bunları da limitli tüketin ama tabii ki bu biraz büyük bir dilim. Bu büyük bunu iki kişi paylaşalım. Zaten yiyemezsin ki. Yes. Gerçekten. Ben yerim de yemiyorum. Gerçekten. Yerim de yemiyorum. Evet. Çok i̇şte şekerli her şeyde çünkü. Limit de lazım. Evet. Makul olmak önemli. Evet. Çok pardon. Estağfurullah. Peki hadi devam edelim. Yaz tamam. meyveleri zehir değil efendim. Şifa doğru yendiği zaman. Duttan 2-3 cümle söylemek lütfen. İstiyorum. Lütfen. Ah dut. Çünkü dut bağırsakları çalıştırır. Tamam. İçinde en hızlı emilen, halsizliğe derhal kesen ve çok şifalı bir şekeri hemen vardır. Biraz yiyelim bakalım. Bu çıtır çıtır çekirdekleri olanlar var ya evde. Evet. Mesela bu çileğin çekirdeği, dutun çekirdeği gibi bu küçük çekirdeklerde çinko var. Şöyle bir yakından gösterebilir lütfen. Miyiz? Sarı, kırmızı renkleriyle çilek. bir de ama aynı zamanda. Şimdi sarı kırmızı içerisindeki sarılara bir göz atın. Ondan sonra bunu hemen bir bıçakla kesiyorum. İçerisindeki. Görelim kesitini. Bakınız bu ortası. Dışarıdaki bunlar da o çıtır çıtır ağza incir çekirdeği. Hmm. Çileğin çekirdeği. Siz halsizlik dediniz. Ben sürekli dut yemeye başladım bu arada. Afiyet olsun. Bunlar da ağza gelen küçük çıtır çıtır çekirdeklerde çinko, zinc var. Cildi güzelleştiriyor, spermden birçok şeyi iyi geliyor. Ve de şu kokuya evet. bakar mısın? Aromaterapi. Çileklerin eski kokuları geri döndü. Bu arada şunu evet. söyleyeyim. Çilek üreticilerine biraz haksızlık yapılıyor. Peki. İlk çıkan çilekler iri olur. Sonra çilek aynı tarlada ikinci, üçüncü, dördüncü ürünlerde çilek küçülmeye başlar. O ilk çıkan iri çilekler kestiğinizde ortası çok kof ve boş, evet. kokusuz değilse eğer evet. o bildiğimiz doğal çilek. Doğal. Yani çünkü her kof iri ve boşsa zaten değildir. Hormon. Artık anlıyoruz yani izleyici, tüketici de bütün bunların farkında. İyi bir şekilde analiz etmeye başladık. Yaptığımız bu yayınların da çok büyük etkisi var tabii, sizlerine tabii, elbette. Tabii. Peki efendim şimdi dediniz ki halsizlik. Erkeklere doğal enerji veren, yorgunluğu azaltmaya uygun bir yardımcı 5 öneri verecek hocamız. Aynen öyle. Şimdi erkekler. Evet çayımızı zayıflayıp yayın sonunda zayıflamış olacağız efendim biraz daha. Sizin ekibe teşekkür ediyorum. Evet. Tıkır 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 eksiksiz harika hazırlanmış.